Selam İpek. Selam Seda, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu hafta da geldik. Buradayız. Nasıl geçti hafta? Yoğun koşturma, ya sonu. Aa, evet. Yani yeni bir yıla hazırlanırken yine böyle heyecanla karışık bir yoğunluk var. 31 Aralık'a kadar böyle oluyor. Hatta 31 Aralık günü bile koşturmacı oluyor. Alışveriş yapalım, ona yapalım, bunu yapalım. Hani böyle bir aksiyonlu oluyor. Sonra 1 Ocak ne oluyor? Şey diyorum, düne tekrar uyanıyoruz. Aynen öyle. Ama gene de keyifli oluyor. İşte heyecanımızı, motivasyonumuzu koruyoruz diye düşünüyorum bir taraftan da. Şey var, bu yıl sonlarında hepimiz hayatın çok değişeceğini düşünüyoruz. Yani bir şeyler bitecek, tertemiz, bembeyaz bir sayfa açılacak ve dünyamız değişecek diye. Aynen öyle. Şey var ya, karikatür bir tane. Bu ne böyle dünün aynısı diye. Aynı şey oluyor pencereyi açtığın zaman, ama o motivasyon insana hakikaten şey katıyor. Keyif katıyor diyeyim, ya da hani yolu seviyorsun. Evet, tamam, o sabah uyandığında hiçbir şey değişmiyor tamam diye bir düşüklük oluyor, ama işte keyifli bir zaman geçirmiş oluyorsun, ümidin var, heyecanlısın. O bile böyle sanki bir şey atlatıyor insana gibi. Aynı insan olarak uyanmıyorsun sanki bir hoca, ama sen sanki öyleymiş gibi hissediyorsun. Aslında şöyle bir şey var. Yani eski paganistik sisteme baktığın zaman orada yaşananlar büyük olaylar, pozitif veya negatif bir şekilde bilinçaltında işaretleniyor. Ve o tarihlere uygun hani böyle ritüeller, törenler gerçekleştiriyorlar. Bazen işte bayramlar kutluyorlar, bazen kurbanlar veriyorlar. Hedef oradaki o bilinçaltında işaretlenen zamanda aynı enerjinin tekrarlanacağını düşünüyorlar. Güzel. Şimdi yılbaşında da hepimiz bir şeyin değişeceğini düşünüyoruz. Ama bilinçaltımızda bir sıkıntı var herhalde. Hepimiz nasıl işaretlediysek o değişime inanmıyoruz da bence. Doğru söylüyorsun. Aslında şey gibi, ben hakikaten işte doğum günü, özel günler çok severim. Senin doğum Orada günün de bu evet, arada. geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla hani kutlamaları aslında beni iyi hissettiren tarafı, doğum günlerinin aslında beni iyi hissettiren tarafı da o. O hani bilinçaltında inanmıyorsun kısım var ya. Ya aynı şey mi olacak? Yok, hayır, ben farklı bir ben olacağım gibi böyle gitgeller içinde, ama ümitlisin de. Bir taraftan da hani bilinçaltına rağmen, işte ertesi sabah aynı uyanmana rağmen ümidin oluyor hep. Yani seviyorum o yılbaşının, işte özel günlerin, kutlamaların sana verdiği motivasyonu. Arada tabii motivasyon düşüklüğü de verebilir. Ne oldu buna deyip, ama sonra gene yola devam ediyorsun. Yolda unutuyorsun. Ben yaş günlerini çok seviyorum. Çünkü yaş günlerinde özellikle bu dönemde daha çok seviyorum. Unuttuğumuz kendimizi bir hatırlamamıza, bir hayatımıza bakıp Kesinlikle. rutinden bir çıkmamıza, Kesinlikle. kendimizle alakalı dur ya ben şunu değiştirsem mi, hayatımda buna ihtiyacım var diye yeni dileklerde bulunmamıza sebep oluyor. Ya Aynen dilek öyle. dilemeyi, hayal kurmayı hatırlatıyor bize. Evet. Ya şeye gibi mesela, işte o pastadaki mumları üfledikçe bir durup düşünüyorsun. Ne dileyim ya diye o düşünme anı bile, ya da dediğin gibi kendini bulma tarafındaki, işte öyle bir mesaj geliyor ki mesela, hani çok uzun süredir görüşmediğin birinden senin çok unuttuğun bir şeyle alakalı bir mesaj geliyor. Aa diyorsun. Kendini değerli hissediyorsun. O insanı değerli hissediyorsun. O anları hatırlıyorsun. Geçmişinde yüzleşiyorsun. O kalplerimizdeki gibi. Ve Kaç iyi yıl hissettiriyor. yaşandığını anlıyorsun. Evet, ama Anılar diyorsun. bu sonra sana Sonra detayları yine kaç. anlatırım. Aynen, bugün bununla ilgili enteresan bir şey yaşadım. Sonra sana bunu özel anlatırım. Dolayısıyla evet, hani o sayılarla yüzleşmek, sayılar diyorum ben onlara. O sayılarla yüzleşmek bazen rahatsız ediyor insanları, ama onlar sayı ya sadece. Yani bir şeyi belirlemek için, bizi de klasifiye etmek için, belirli bir sisteme ayak uydurmamızı sağlamak için olmuş sayılar. Ben öyle görüyorum onları. İşte İkili sayılar var, üçlü sayılar var, dörtlü sayılar var, beşli sayılar var gibi sayı sistemi içerisinde bir şey onlar. Bununla alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Bu sayılar olmasaydı mahvolurduk biz. Çünkü bu sayılar olmasaydı düşünsene koşturuyoruz vesaire. Şimdi mesela yılbaşı olduğu için hani yıl bitiyor, belli bir şeyleri Evet. toparlamamız lazım ve o yüzden neredeyse kimse nefes alamıyor. O kadar çok koşturuyor ki. Düşünsene sayılar olmadığını, büyük bir kaosun içerisinde dolanıyorsun. Ve düzeltmek için hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorsun. Çünkü nasılsa sonsuz bir zamanın var. Evet. Aslında
hayatın bir matematiği var ve her şeyi bir matematiğe göre yapıyoruz. Dediğin gibi hani konuşma konusu bile kaçlısın, kaç yaşındasın ya da işte bugünün tarihi bir şekilde birbirimizle iletişimde de araçlarımız bunlar. Ama gerçek acaba öbürü sonsuzluk mu? Yani o içinde aslında bu mu? Bu şundan kaynaklı aslında. O sonsuzluk olmaması bizi kendimizle alakalı farkındalıkta tutuyor. Çünkü insan bedeninde olmak çok zor bir şey aslında. Evet. Çok kolay uyuyoruz. Yani bu sadece spiritüel anlamda değil, biyolojik anlamda da aynı noktadayız. Çok garip girdaplarımız var. Yani enerjiyi korumak üzerine programlanmış bir bedenimiz var. Yapmak istediğin şeyi sesten bile seni engelliyor. Diyor ki hayır, enerjiyi korumamız lazım. Ya vahşi hayvan saldırırsa. Kardeşim, ben kendimle alakalı yeni bir hobi edinmek istiyorum. Bırak sporuma gideyim yani. Bırakmıyor. Şey gibi düşünüyorum ben. Bunu söyleyip sonra hemen kart çekeceğim. Çünkü kaçacağım. Şöyle ki aslında var olan gerçek sonsuz zamansızlığa hazırlanmak için zamanlı bir matematiksel dönem yaşıyoruz. Yani hazır değiliz. Şimdi öyle bir şey söyledin ki bunun üzerine ne kart çekilir ne konuşulur. Son nokta. Hadi bay Yapma. bay. İşte o yüzden hemen bunu unuturacağım. Unutun bunu. Hemen kart çekelim deyip o zaman bugünkü kartlara geçiş yapalım. Ama bunu bir ara konuşalım. Bence de, bence de. Şimdi o zaman ilk kartımız bir taraftan konuşurken zaten desteği karıştırdım. Hemen açıyorum. Neymiş? Okumak ister misin? Tamam. Oo, saf sevgi. Aha. Saf sevginin gücünü fark et. Yüreğini ve tüm yaşamını sevgiye aç. Sevginin karşılığını göreceksin. Vay. O zaman hemen klasik ritüelimiz ikinci ve üçüncüye sırayla geçiyorum. İkinciyi açtım. Özüne dön. Sen özüne döndükçe mutluluğu bulacaksın. Bu kartı ezberlemiş olman gerekiyor. Genelde senin için özel çektiğimizde Evet. çıkan kartlar bunun altını falan ezbere biliyoruzdur diye düşünüyorum. Evet, yani kartlar bu kadardan ibaret zannetmeyin. Evet. Maalesef ortamda ben varsam böyle gözüme sürekli bir özüne dön diyorlar. Şaka gibi. Ben döne döne fırıldak oldum, hala dönemedim, anlamadım. Ve Bunu sen oku evet. istersen. Tamam. Son kartımız da yol gösterici. Bazılarının senin izinde gitmeye ihtiyacı var. Onlara yol göster. Tıpkı meleklerinden istediğin gibi. Güzel çıkmışlar bugün gene. Evet, ama şu anda benim içime gene o şeytani spiritüel eleştirmen girdi. Aa, evet Bu dinliyorum. sefer modern çağlara karşı gene şeytani eleştirmen olarak başlıyorum. Şu yol göstericilikten neyiz ama hepimizde böyle bir gücün bir aklı döndürmesi var maalesef. Yani sosyal medya bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Bir şeyler yapmaya başladığımız zaman aldığımız like'lar, Ya, hani değil mi nasıl motive ediyor? algoritmaların bizi hani ne yaparsak yapalım bir sürü insana ulaştırıyor olması, bir anda kendimizi yol gösterici hissediyoruz ve o yol göstericiliğin içerisinde çok büyük bir sınav var. Egosal sınavlar var. Yani yol gösterirken o yolu taşıyabilmek hiç kolay bir şey değil aslında. Bir sürü insanın sorumluluğunu taşıyorsun. Aynen öyle. Bir farkındalık taşıman lazım. Ama biz bunu artık daha çok aslında yeni nesiller diyeyim. Hani biz gene bununla alakalı bir emek sarf ettik, eğildik, dizlerimiz çürüdü, dirseklerimiz çürüdü. Yine de hala aynı sınava maruz kalıyoruz. Çünkü teknoloji var hayatımızda. Çok kolay yol gösterebildiğimizi, çok kolay birilerinin lideri olduğumuzu düşünebiliyoruz ama orada olmak aslında kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil derken şunu kastediyorum. Güzel bir şey değil. Çünkü çok fazla insanı sırtlanıyorsun ama bu kısmına bakmayıp popüler olmakla karıştırıyoruz biz bunu. Ben yol göstericilik, burada birinin senin izinden gitmeye ihtiyacı var derken daha çok şunu hissediyorum. Yani birbirimize o kadar çok ihtiyacımız var ki. Çok. Birbirimizde o kadar farklı bilgiler var ki. Birimiz birine gülmeyi de öğretebilir. Aynen öyle. Esnemeyi öğretebilir. Yani esnemekten hani rahat olmak, gevşeyebilmek, zor şeyleri yönetebilmeyi öğretebilir. Birimiz üzülmeyi öğretebilir. Benim bir arkadaşım, ben üniversitedeyken yağmurun insana verdiği o hüznün ne kadar güzel ve derin olabileceğini öğretmişti bana.
Yani hep güzel şeyler öğretmek zorunda değiliz. Aynen öyle. Ama bakış açılarımızda çok büyük zenginlik var ve biz bunu kaçırıp neyin popüler olacağına yöneliyoruz. Doğru. Aslında yol gösterici, yani yol göstericiliği dediğin gibi kesinlikle popülerlikle karıştırıyoruz ama yolda olduğumuzun da bilincinde miyiz emin değilim. Ve bu yol göstericilik tam anlamıyla bir rehberlik aslında. Bence sanki popüler olan insanlar da yol gösterici olduklarının farkında değiller. Yani şey gibi işte birçok şeyi değiştiriyor sosyal medya dediğimiz şey. Birçok insan var birilerinin izinden giden, işte yol gösteren birinin ışığıyla böyle bir şeyler yapayım, bakayım diyen. Ama bazen kendi etkinizin o kadar farkında olmuyorsunuz ki o etki, o yol göstermek, o yolu aydınlatma kısmıyla alakalı aslında yolda problem yaşamaya başlıyoruz bence. Yani ya yoldan sıkılıyoruz, ya niye bu kadar insan işte bana böyle tepki veriyor diyoruz, yol gösterici olduğumuzun farkına varmıyoruz. Ya da çok yol gösterici olduğumuzu düşünüp buna çok büyük bir misyon yüklenip sırtımızda bu sefer şey demeye başlıyoruz. Ya benim yolum ya, bu yol gibi. Ya orada ikileme düşüyoruz gibi. Yani yolu aydınlatanım ben, sadece benim yolum doğru. Ya düşüp ya da ya ben bu değilim ya, bir dakika durun, beni izlemeyin, yapmayın deyip böyle kendi içimize kapandığımız bir süreç var. Hani herhalde o kadar bencil bir dönem geçirdik ki dediğin gibi birbirimize ihtiyacımız olmadığını düşündüğümüz, ben tek başıma da yaparım ya dediğimiz ama aslında içeride birilerine çok ihtiyacı olan küçük çocuklar barındırdığımız ve üstüne basa basa böyle içeriye soktuğumuz öyle bir dönemdeyiz ve hani hakikaten sosyal medya dediğin şeyde yol gösterici olmak o kadar kolay ki, yani hani bir şey yap, viral olsun ve kendini yol gösterici zannet. Kartlardan biriyle senin söylediklerine yanıt vermek istiyorum. Buyurun. Buranın herhalde tek bir çıkışı var. Kartı alıyorum ve sana canım cesare. Kart. Evet. Hepimiz mi peki özüne dön? Bu arada tuttuğu kart özüne dön kart Seda'nın. Gözüme gözüme soktuğum. Şöyle acaba öze dönmek, hepimiz mi yol göstericiyiz? Hepimiz bir diğerinin yol göstericisi miyiz? Yoksa sadece bazıları yol gösterici de diğerleri yolda yürüyen mi? Şimdi burada Gurdjieff'in çok sevdiğim bir tanımı vardır. Gurdjieff der ki, her insan bir üst basamağa çıkabilmek için bir alt basamaktaki kişiyi kendi yerine yerleştirmesi gerekir der. Biz genelde üstüne basıyoruz. Atmosferde gibi de öyle çıkıyoruz. Evet yani bizim kariyerlerde birazcık farklı bir nokta farklı var. Anlamış insanoğlu bu. Herhalde oraya çıkarak üst basamağa hani tutundum yetişebilirim diye. bu noktadayken aslında hepimiz birilerine yol gösteriyoruz. Hepimiz birilerinden yol öğreniyoruz. Doğru. Özümüze döndüğümüzde belki de bunu anlayabiliriz. Yani başkalarına tamam ben şunu yapacağım da popüler olacağım, onlara şu yolu göstereceğim değil. Ben nereye gidiyorum? Benim yolum nerede? Evet. Ve yolun neresinde olursak olalım durduğumuz yer birilerine yol gösterme sorumluluğunu zaten içeriyor. Aynen öyle. Bu noktada mesela çocuklar en az sorumluluğa sahip kişiler. Yani öğrenmeye çok muhtaçlar, yol gösterilmeye çok muhtaçlar. Ama ben çocuklarla olan iletişimimde şuna bakıyorum. Bana o kadar çok yol gösteriyorlar ki. Kesinlikle. Neleri unuttuğumu, neleri kaybettiğimi ya da hayatta bakış açım dediğim noktada neredeki esneklikleri yitirdiğimi aynen, görüyorum. Aynen öyle. Çünkü su katılmamışlar. Bizim gibi işte kaygıları yok. Yani şu podcast'i çekebilmek için bile o kadar hani kaygısal, işte zaman ayırmak olur budur falan. Onların istiyorum yapacağım. Yani bununla ilgili hiçbir engelleri yok. Bir engelleri yok aslında kafalarında. Hepsi öğrenilmişlikle kazanılan şeyler. O yüzden öz belki orada. Zaten hepsi özüyle geliyor. Çocuklara baktığın zaman zaten şeyi görüyorsun. Hepsi birbiriyle aynı. O hiçbir birbiriyle aynı değil. Evet. O yüzden ama çocukların çok ortak bir sorusu var biliyor musun? Neymiş? Neden? En sevdiğim. Yani belki de bizim sormayı unuttuğumuz şey. Başka şeylerde soruyoruz ama. Doğru. Yaşadığın hayatta bu kadar koşturuyorsan
Neden? Evet, diye hani soramıyoruz kendimize. Ya zaten bunun altında şey de var. Çocuklar çok rahat hayır da diyebiliyorlar aslında bazı şeyleri, istemedikleri şeylere ya da istedikleri evet. şeylere de çok rahat istiyorum diye ifade edebiliyorlar. Çok doğru. Bunu bile kaybettik. Hani özüne dön kısmında yani kart da bana dönüp dolayısıyla şeyi düşünüyorum. Yani özünün... Belki benden biraz uzaklaşır. Sana doğru böyle alttan indirtiyorum. Yani özüne dön kısmında da özüne dönmek için neye evet demelisin, neye hayır demelisin kurgusunu bile bazen yapamıyorsun. Ya öz ne? Hani gerçek sen. Bazen neyi isteyip istemediğini bile bilmiyorsun. Yani gerçekten o kadar çok basit bir şey de ya. Ya atıyorum işte hani hep doğum günü yakın olduğu için pasta örneğinden gideceğim. Yani pastayı bile o an isteyip istemediğini yani hani bir ritüel yemek istiyorsun. Bunu yemek istiyorsun ama o şeye döndüğünde özellikle pandemi döneminde ben bunu çok yaşadım mesela. Hep derler ya işte bedeni dinle, bedeni dinle. Hı hı. Beden gerçekten cevap veriyor. Ne yemek istediğimi bilmek istiyorum dediğin zaman ya da şu an canım ne istiyor dediğin zaman tadı bile ağzına geliyor. Yani onu bile hissedebiliyorsun. O yüzden aslında çok net hani özünde ne olduğunu bilebilirsin ama kayboluyoruz. O dediğin kısımda işte yani hayatın gayesi içinde. Aynı şeyi senin söylediğinden yanıt vereceğim. Mesela... Ne yemek istiyorum dediğimiz zaman biz dengemizi o kadar yitirmiş oluyoruz ki stresten dolayı çok karbonhidratlı besleniyorsak evet. sen de biliyorsun. Evet. Sağlıkçı olduğun için çok rahat söyleyebilirsin bunu. İnsülin seviyemiz artıyor ve daha fazla karbonhidrata ihtiyaç duyuyoruz. Karbonhidrat aldıkça öfkeli oluyoruz. Karbonhidrat aldıkça beynimizin belli bölgelerinde stres yönetiminin tepkileri bozuluyor. Ne oluyor? Öyle bozulunca karbonhidrat almaya ihtiyacımız oluyor. Şimdi bedenimiz ne yemeliyim diye sorduğun zaman ortaya çıkan yanıt zaten senden çok uzakta. Özünle alakalı olmuyor. Aynen. Bizim çok fazla yüklenmişliğimiz var. Yani hayatın içerisinde bir yerlere gidiyoruz ama üstümüze o kadar çok yapışmış şey var ki. Aynen. Yani şey gibi doğaya baktığın zaman aslında hayvanlarda da böyle çocuklarda ve hayvanlarda. Yani ne istiyorsa ona atıyorum... Vücudunda kalsiyum eksikse gidip duvar yiyebiliyor. Ya da hani her ne varsa. Yani evet. Dolayısıyla bundan şey diye düşünmüyor. Böyle insanlar da var yani. Hani sen daha iyi biliyorsundur. Hani gidip de bir şey kemiren vücuttaki eksiklik sebebiyle. Evet, aynen öyle. Ve hani bunu fütursuzca yapabiliyor. Ama bizde şey kısmı var ya özleri orada kaçırıyoruz işte. Seda'nın yanında şöyle durmalıyım. Çünkü işte Seda böyle insanlardan hoşlanır. Acaba yanlış mı yaptım? Acaba oturuşum nasıl? Kesinlikle. O kadar çok acabam var ki o an bittiğinde anı hatırlamıyorum ben. Çok güzel, çok doğru oturdum orada. Ne konuştunuz Seda'yla? O yok işte. Ama çok güzel oturdum. Kendim çok iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Orada kayboluyoruz. Bak ben gene çocuklarla konuşurken şunu çok net söyleyebiliyorlar. İşte dünyanın küresine bakıyorlar. Aa bu neresi Amerika, aa bu neresi İtalya falan filan. Yeğenim işte 6 yaşında hep bahsediyorum ya. Şey dedi bana geçen gün. Ben dedi Amerika'ya gideceğim dedi. Okey. Bir de dedi dünyanın beyaz yeri var ya dedi altta üstte. Tabii bunu söylediğinde 5 yaşında. Oraya gideceğim dedi. Şimdi... Ben Amerika'ya gittim birden fazla ama şu anda Amerika'ya gitmek dendiğinde aklımda şu oluyor. Dolar oldu kaç lira? Tabii canım. Oo, uçakta da 12 saat 13 saat geçireceğiz. Of ay o evet. En fena zor şu anda. Yani o dolara da şimdi bu kadar para mı? Ya zaten oraya gittin mi en az bir 10 gün gitmek gerekiyor. Yolu da kat 12 gün. Aynen öyle. 12 gün ben ne zaman gidebilirim? Hayalimi daha kuramadan... Evet evet. Patlatıyorum yani. Koyuyorsun önüne. Yoruluyorum. Bunları düşünmekten yorgun olduğum için artık hayal de kurmuyorum. Evet ama şey fütursuzca yani ben Amerika'ya gittiğim zamanı hatırlıyorum. O uçak yolculuğunu mesela sen söylediğinde şu anda içim daraldı. Ama o zaman beni hiç etkilemedi. Değildi, evet. Ya da atıyorum ben ayağım kırıkken altıyla Portekiz'e gittim. Ve tatil yani. Ve hunharca yürüdüm. Yani bunu şimdi... Yapar mıyım emin değilim. Ha gene aynı kafada bir ipek var içeride. Belki şartlarla yaparım ama dediğin gibi yani şu an o kadar ki bahsettiğim seneler çok geçmiş seneler değil yani. O kadar i̇şte fütursuz değilim. Sıkıntı bu. Yani biz arkadaşlarla işte asistan arkadaşlarla gitmeye karar vermiştik. Çok ucuza bir tur bulduk İtalya için. Ama o kadar ucuz ki. Kesin bir şey var. Dedik ki başımıza ne gelecek? Acaba İtalya'ya ve şunu planladık.
uyku tulumu alalım mı yanımıza? Çünkü hani dışarıda kalabiliriz. Öyle bir otelde kalabiliriz ki yatağı olmayabilir. Bir odaya uyku tulumlarını koyarız 5 kişi. Bir odada uyuruz. Bunun planıyla o kadar hevesle gittik ki hani böyle bir kaygı yoktu onun içinde. Yok. Şimdi ise ben böyle hani ya Ankara'ya mı gideceğiz modundaki ben bir Koç burcuyum. Hala hareketliyim. Hala geziyorum evet. Bu yaşımda. Ama beynim yorgun. Yani yıllar değil, bedenim değil, ya beynim evet. Yorgun. Yani zaten şunu savunuyorum ben. Ben o dediğin hani şeyleri yaparken az önce söyledim işte ayağım kırık Portekiz'e giderken de 18 yaşında değildim. Yani yine çalışıyordum, yine bir şeyler yapıyordum vesaire. Hani bundan atıyorum işte 5 sene, 6 sene, 7 sene, 10 sene neyse öncesiydi. Ama bedeninle alakalı değil değil mi? Bedenimle ilgili değil. Bedenim o zamandan daha sağlıklı bile olabilir şu anda. Yani bu kadar vitamin almıyordum, bu kadar yerine bakmıyordum. Bağışıklığım daha iyi durumda bile olabilir. Ama kötü bir şey olacağına dair inancım yoktu. Yani kötü bir şeyin olabileceğini, ne olabilir en kötü ihtimal? Şeydi mesela kapkara mor böyle olmuştu ayağım. En kötü ihtimal dövme yaptırırım diyordum. Yani şimdi şu anki en kötü ihtimalim kurguladığımda bu değil. Yani o zaman... Ayağımı keserler mi? Evet ama şöyle bir şey vardı. O zaman da hayatta kötü şeyler oluyordu. Dünyada yine kötü şeyler oluyordu. Ne değişti peki? Onu düşünüyorum Seda. Aslında sesli düşünüyorum şu anda ve hani ne değişti derken bizler değiştik. Yani dünyada aslında kötü şeylerin olabileceğinin... mesela eskiden çok daha rahat korku filmi izlerken... Şu an korku filmi izleyeyim, içim daralıyor. İzleyeyim, çok uzun süredir ya. Doğum günü hediyesi olarak kendime ben çığlık filmine bilet alıp gitmiş insanım. Yani aa süper hadi korku filmine gidelim diye gidiyordum. Şu an açamıyorum ya. Biraz daralttıysam değiştiriyorum. Haber izleyemiyorum. Yani hani sanırım tahammülümüz yok artık. Yani kötü şeyler olabileceğine karşı o zaman da oluyordu. Ve biliyorduk bunu. Ama bilmekle... yaşayıp deneyimlemek arasında bir yerde sıkıştık. Artık deneyimleyebileceğimizi de evet, biliyoruz. Başımıza gerçekten kötü şeyler geldi. Bunu kabul evet. Etmek gerekiyor. Yani pandeminin kelimesi bile en uzakta dağın tepesinde yaşayan insan için bile bir tane sevdiği varsa kötü bir şeydi. Doğru. Biz aslında galiba iyi şeylerin olabileceğine dair inancımızı yitirdik. Aynen öyle. Kötülere değil de iyilere olan inancımıza ihtiyacımız var. Tam bunu konuşurken aslında bir tane unuttuğumuz karta gözümün işte. Unuttuğumuz da demeyeyim de konuşmaya daldığımız. Peki bunların hepsinin aslında ilacı diyeyim. Yani işte öze döndüğünde, yolu bulduğunda ve yol gösterici olduğunda ya da yol göstericini bulduğunda aslında ana konu saf sevgi mi? Yani biz o zaman daha mı saftık? Ya da içimizdeki bir şeyler mi daha saftı? Saf bir sevgimiz mi vardı? Yani şimdi daha bireysel, daha böyle sevgiyle çok temas kurmayan, işte daha önce de söyledik, kalp çakraları kapalı böyle kambur kambur duran insanlar mı olduk? Yani bunun ilacı saf sevgi mi? Değişmediğimizi düşünsek bile ben değiştiğimizi düşünüyorum. Yani bu genel hani toplum için konuşuyorum. Gerçekten birbirimize saf sevgiye dair davranışlarımız çok azaldı. Yani bir doğmuş sırası bekliyorsak ister yaşlı olsun ister çocuk aynen, ister aynen. Hamile Allah'ım işe yetişeceğim kaç saattir bekliyorum önce ben varım aynen. İşte bu önce benler yetişti süremiz oldukça uzadı ama ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum şimdi bu YouTube'larda Instagram Reels'larda bir şey dönüyor rastlamışsındır muhakkak işte birilerine gidiyorlar bir iyilik istiyorlar aa, bana evet. Yardım eder misin gördüm. Diyor yardım edince işte al sana $1000 diyor. Önce çok rahatsız oldum. Dedim ki ya dedim. Hem bir popüler olmak. Hani yapılmasın. Başka ne sebebi olabilir? Yani yardım edeceksen çaktırmadan yardım et. Hani iyilik yaptın. Okey seni ödüllendiriyorum. Ve oradaki insanların doğal iyilik halinden çıkartarak. Evet. Aslında ödüllü ya koşullar. Bu gelen benden şu an iyilik isteyen altta gizli kamerası olabilir mi? Vesaire. Belki bu da para verir deyip. Hani toplumda bir şartlı refleks oluşturuyorlar globalde. Şimdi bu şartlı refleksin doğal olmaması beni rahatsız etti. Sonra şunu fark ettim. İşte şu yol göstericilik. Birileri popüler olmak için birilerine o $1000 veriyor. Ama
farkında olmadan bunu yaşayan kişi $1000 bir ödüllendiriliyor. Hı hı. İki, biri gizli kamera var mı diye iyilik yaparken, hı hı, iyilik yapmanın hazına varıyor. Çünkü bu biyolojik, hani anlamda hormonları salgılatan bir hazdır. Yani ne yaparsan yap, dünyanın en kötüsü bile o eylemi gerçekleştirdiğinde haz alır. Hı hı. O yüzden de bunu aslında bilmeden öğreniyor. Al işte bak, yani bu kadar üzerine eleştirdiğimiz bir şey ne kadar yol gösterici olabiliyor. Aynen öyle. Aslında bu şey gibi kafamıza vura vura saf sevgiyi öğretmeye çalışıyorlar. Yani bir yerden sonra o koşullanmış hareket, ödül alacağım. İşte ya gizli kamera varsa, ya buna iyilik yaparsam bana bir karşılık gelecekse diye bir yandan sonra önlemiş hareket olup bunu artık ödülsüz de yapmaya başlıyor. Ve saf sevgiye ulaşmak için aslında kafasını vura vura insanları bir şekilde koşullandırıyorlar gibi düşünmek lazım. Hani kendi kendine yapamıyorsun. Bari sana bir ödülle bunu yapayım gibi. Sonuçta evren her zaman yapacağını yapıyor ve bizi bir şekilde farkında olsak da olmasak da yolda tutuyor. Aynen öyle. Ben bunu son hani toparlama cümlesi olarak çok hoşuma gittiği için söyleyeceğim bunu. Böyle şey gibi hissediyorum bazen kendime. Hani bir yolda yürüyorsun. Böyle bir arkadaşım söylemişti bana bunu konuşurken. Büyük büyük ışıklı yol tabelaları var aslında evrenin o yoldayken. Tabelaları görmüyor, yoldan çıkıyorsan bile böyle bir el seni fıt 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 arada yola doğru sokuyor. Sen ona rağmen artık isyan ediyorsan da diyor, alıyor yoldan seni, olman gereken noktaya koyuyor. Öyle veya böyle acılı acısız, işte para vererek, işte gizli kameralarla vesaire. Ama yolu senin için yol göstericilerle, sen görmezsen de sonuna kadar saf sevgiyle. Emre bizi saf sevgiyle seviyor galiba Seda ya. Kesinlikle, o zaman gel köyümüze dönelim. Hadi. Özümüze dönelim. Köy de yok, ne yapacağız? İşte öze döneceğiz. Damatlar şimdi. Ha, orada işte, orada yani benimle. Geldiğimiz yere. Tamam, süper. Hadi gidelim bakalım haftaya kadar neler olacak. Haydi gidelim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.